Şöyle bir durum var. Bartın merkez ve iki ilçede görülen şap hastalığı nedeniyle 90 köye geçici olarak hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Hayvan satışı yasaklandı. Şap hastalığından bahsediliyor. Tabii herkes The Economist, buralara bence yakın görelim. The Economist'in kapağını hemen şap hastalığı gündeme gelince önümüze koydu. Buradaki hayvan figürleri, biz bunu o tarihlerde işte 7 yıl kıtlık, bir semiz inek, bir zayıf inek. Hani 7 yıl kıtlık, 7 yıl açlık mı olacak, bolluk mu olacak diye yorumlamıştık. Bunu şapa dair de yorumlayanlar var. Dünyada bundan sonra böyle bir şey mi bekleniyor? Ama zaten The Economist'in bu kapağına bakınca yok yoktu, değil mi Murat Hocam? Yani bu da olabilir. Evet, yorumlamıştık. Şöyle de olabilir. Şimdi son yıllarda özellikle... Yakından hep tarayalım arkadaşlar. Küreselci elitler iki olay üzerinde çok, çok yoğun bir şekilde duruyor. Birincisi iklim. İklimle alakalı çok ciddi, ortaya böyle işte korku pompalayan, endişe verici bir takım tablolar sunuyorlar. Diyorlar ki işte dünya 1,5 derece ısınacak, yanacak, bitecek, kül olacak. Bunu gerçekten çok büyük bir projeymiş gibi insanlara dayatıyorlar. Oysa bilim insanları, mesela Amerika'da 31 bin bilim insanı bir araya geldi, bir deklarasyon yayınladı ve dediler ki herkes işte dünya ısınıyor, efendim yandık, bittik, kül olduk diye bir algıya kapılmasın. Biz böyle düşünmüyoruz. Bakın 31 bin bilim insanı bir deklarasyon yayınladılar. Özellikle küreselciler bu kendi elinde bulunan, bulundurdukları medyayla insanların zihnini esir alıyorlar. Bu tür olaylarla ilgili. Efendim şap hastalığıydı, deli dana çıkmıştı biliyorsunuz. Dedik ki gelecek nesiller üzerinde, sağlık sistemi üzerinde ve yaşam tarzı üzerinde çok ipotek kurabilecek projeler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesi de şimdi affedersiniz ama inekler meselesi. Bakın geçtiğimiz günlerde İrlanda hükümeti tam 60 bin ineği kademeli olarak her yıl 20 bin öldürme. Bakın inekleri öldürüyorlar. 3 yıl içerisinde 20 bin öldürerek 60 bin ineği ortadan kaldırmayı kabul etti. Şimdi böyle bir dünyadayız ya. İnekler öldürülüyor, buğday tarlaları yanıyor. Birazdan üzerinde duracağız. Şimdi bunu niye yapıyorlar? Efendim iklimler değişiyor, dünya ısınıyor, küresel ısınma vesaire filan diyor. Bir bakıyorsunuz bir yerleri efendim seller basıyor. Bir taraflar kuraklık vesaire filan. Şimdi dolayısıyla da bu tür kapaklarla, The Economist dergisi, Time dergisi bu tür kapaklarla insanların beynine şunu diyor. Efendim bakın işte bir takım hastalıklar gelecek. Bakın işte efendim şap hastalığı. Niye? İnsanlar doğal et yemez. İnsanlar doğal beslenmesin. İki tane. İkinci projeleri de sentetik insan. Birazdan belki onun üzerinde de konuşuruz. Ve bize bunu mesela burada vererek bana şu anda alıştırdı bunu. Normalleştiriyor. Normalleşti benim. Normalleştiriyor. Şu 21'i versenize buğday tarlalarını şimdi mesela bir de şunu bilinçli yakılıyor şu anda. Bir de şunu söylemek isterim. Mesela şap hastalığı. Ya bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan şap hastalığı ciddi bir boyuta ulaşmış. Bu gerçek. Evet, evet. Şimdi ne oldu da Türkiye'de 60 yıldan beri bu kadar büyük bir şap hastalığı bir anda ortaya çıktı? Ben bu konuda da şüpheler olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ve Tarım Bakanlığı özellikle bu konu üzerinde durması gerekir. Çünkü şimdi bu görüntüler mesela. Bakın bunu bana... bu arkadaşımız gönderdi bu görüntüyü. Burası Mardin mi hocam? Burası Mardin. Şimdi Diyarbakır, düzeltiyorum. Diyarbakır. Kızıltepe görünce. Kızıltepe isimli bir kişi gönderdi. Şimdi bu tarlaların yakılmasını dedik ki tesadüf değil. Bakın İçişleri Bakanlığımız, Sayın İçişleri Bakanımız, Çiçeği Burnu'ndaki İçişleri Bakanımız bunun peşini bırakmaması lazım. Bu tarlaları bilinçli şekilde yakıyorlar dedik. Bu tarla evet tesadüf de yanabilir. Yani işte adam oraya bir dakika şey mi koymuş? Büyüteç koymuş. Büyüteç koymuş. Evet, yakıyorlar güneş işte lazerle yakıyorlar. Adam yerle bunun sesi var mı arkadaşlar? Var sesi de var. Verelim dinleyelim. Verin bak, sesini açın bakayım. Abi de sefa nereye? Sefa nereye? Yani abi de sefa nereye? Sefa nereye? Bir getirin bakalım tekrar şu büyüteçin olduğu yeri durdurun sesi de alın. Bu malzeme nedir acaba? Yani şu. Malzeme şu. Yani buradan güneş vurduğunda... Tabii, güneşle tabii de, değil, o nasıl yapıyorlar. Bu sistem, o bir sistem. Ha. Şöyle, Allah mercekle Allah. Biliyorsunuz biz mercekle evet, kirpit evet. Yakardık. Evet, kirpit, evet, mercekle. Evet. Onu anladım. Kağıt onun daha yakardı. Gelişmiş fakat... bir sistemi. Bunu bir şekilde uzaktan bu merceğe ısı tutarak tamam. Orada yangın çıkarıyorlar. Bu bir düzenek. Ama detaylarını bilmiyorum. Yani malzemenin yanmaması orada ya çıkan yangın. Ya bunu PKK yapmış olabilir mi? Tabii. Bilmiyorum kimin yaptığını. Ama böyle bir organizasyon var. Ya
Şimdi bunlar taşeron. PKK'ya aksam ya da birisi yak. Hiç HDP'li, önemli değil. HDP'li bir kadının bir açıklaması vardı yıllar önce biliyorsunuz. Biz gidersek yakar yıkar gideriz konusu. O orman yangınlarında falan da. Bu bir savaştır. Olabilir. Onu söyleyeyim. Yani buğday tarlaları bakın Irak'tan başladı. 100 dönüm Irak'ta bir buğday tarlası yandı. Orada başladı. Sonra Türkiye sıçradı. Diyarbakır'a vesaire filan. Bu bir proje. Savaş şekli değişti. Hibrit savaş dediğimiz savaş çözümü. Çok enteresanmış ya. Böyle düzenekler kuruyorlar. Şimdi jandarma bunu inceliyormuş. Dolayısıyla bu diğer yangınlar için de bir referans olur, bir veri olur. O yüzden de Türkiye'deki yanan buğday tarlalarına çok dikkat etmemiz gerekir. Bunu bilinçli yapıyorlar. Evet. Bilinçli yapıyorlar. Evet. Reklama gideceğiz. Tamam. Reklamlardan sonra devam edelim. Tabii. Bu konuda hem devam edeceğiz hem daha çok konuşacağımız var. Hem Haluk Hoca bize daha 20 Eylül konusunu anlatacak. Çok konuşuluyor sosyal medyada ne olacağına dair. Reklamlara gideceğiz ama reklamlardan önce hatırlatayım. Kazım hocamızın yeni kitabı Asilka, Kapak Şahane ve Murat Akan hocamızın Küresel Hipnoz orada kitabı. Orada bir küçük ekleme yapayım mı? Tabii hocam. Aslında ilk baskısı 3 yıl önce yapılmış ama 3 yıldır bekleyen ikinci baskı, şimdi üçüncü baskı girdi. Yani Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çok çarpıcı bilgiler var bu kitapta. Hem onlar var, çok dünyada ilk kez var olan bilgiler var. Hem devlet hem ilim büyüklerinin 500 yılın en iyi fotoğrafı dediği bir kitap. Evet. O yüzden benim için de çok değerli, çok önemli. İki kitabı da göndereceğiz. Merkez Bankası Ne Var Ne Yok Beyaz Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor ama öncelikle. Ve oradaki benim fotoğrafımı göreceksiniz. Son fotoğrafın altına Merkez Bankası yazanları kitap gidecek. Reklamlar kısa, sonra buradayız. Ne Var Ne Yok soru cevapta devam ediyoruz efendim. Murat Akan, Kazım Yurdakul ve Haluk Özdil ile birlikteyiz. Tam da reklamlardan önce o ilginç görüntüyle, buğday tarlalarının yandığı görüntüyle karşınızdaydık. Versin arkadaşlar haydi. Bu düzenek Kazım Hocam ve neden bu yola başlıyorlar? Bir kıtlık mı istiyorlar? Yani evet, yani hep söylüyorum ya her konuda bu küreselciler bir sürü projeleri var. 10 yıllardır o projeler var. Onlardan birçoğunu böyle biz giderken yakar yıkar gideriz şeklinde harekete geçirdiler. Ama aslında bunun cevabı da geldi. Şöyle geldi. Geçen yıl 2022'nin Şubat'ıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geldi. Dedi ki Cumhurbaşkanımız için arabuluculuk da ne kadar yakışıyor. Yani bunu Türkiye'yi ifade etmek için söyledi tabii. Sonra döndü. Hollanda'da hatırlarsanız tarlalar ve silolar yandı. Yani bu küreselciler orada işte kıtlıkla ilgili bir gösteri sözde yaptılar. Buna aynı hafta cevap geldi Türkiye'den. İki cevap birden geldi. Bakın bir tanesi Ankara'da Milli Tohum Bankası'ndan açıklama geldi. 7000 yıllık ata tohumu geliştirildiği ve bir başakta 700 tane olduğu. Bu yani bir cevap da aslında, yani biz varız kıtlık olmaz demekti. İkincisi önemli bir cevaptı, şöyle ki ayetteki sayı 700 tane. 7 başaktan yüzer diyordu ama burada tek başakta 700 tane. İkinci cevap hemen arkasından, yani bir iki gün sonraydı açıklandı herhalde. Sudan'ın bir bölgesinden Türkiye'nin biliyorsunuz genel Afrika'da 6 milyon kilometre kare bir arazi satın almış, kiralamış ve oralarda tarım yapıyor. O arazilerden birinden ürünler, ayçiçekleri dünyaya ücretsiz deneme için dağıtıldı. GDO'suz, tertemiz tohumla yapılmış. Burada da önemli bir simgesel bir durum vardı ki o bölge, El Cezire bölgesi dünyadaki 3 tane Türkiye'den bir tanesidir. Tabii şu anda orada Türkiye ismi kullanılmıyor ama niye söylüyorum bunu? Türkiye'nin kelime manası medeni olanların beldesi demek. Dönemsel olarak da Anadolu'ya ve o diğer yerlere Türkiye isminin verildiği dönemde medeni olan demek, tarım yapanların beldesi demek. Dolayısıyla iki yandan, yani bir Milli Tohum Bankası'ndan bir de tarım yapanların beldesinden Türkiye'ye böyle bir simgesel karşılık da vererek GDO'suz, temiz gıdayı üretebildiğini, bunu dağıtabileceğini, bunu hatta işte ücretsiz temin edebileceğini de küreselcilere bir mesaj olarak verdi. Onu da hatırlatalım. Haluk Hocam. Önemli. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim Türker. Ortada bir şey var. Küresel kıtlık, sahte bir kıtlık oluşturmak. Ama bir taraftan da gerçek bir kıtlığa doğru gidiyoruz. Gerçek kıtlığa gidişin sebebi ne biliyor musun? Aslında insani sebeplerden değil. Biraz önce sözünü ettiğim o küresel güçlerin ürettikleri ve maalesef harp teknolojisi ve chemtrail dediğimiz uygulamalarla dünyanın ikliminin ciddi anlamda oynanması söz konusu. Evet, küresel ısınma söz konusu mu? Doğrudur. Çünkü karbon salınımı üst seviyede. Şimdi ben bir soru soracağım.
sanayi devriminden sonra karbon salınımını kim yaptı? Ben yapmadım, sen de yapmadın. Ama suçlanan kim? Bizleriz. Dediler ki siz katı yakıt kullandın, ondan sonra araba kullandın. Ya bunları siz bize sattınız kardeşim. Siz bize sattınız. Bunların bizim kullanmak için bizleri teşvik ettiniz. Ondan sonra bu küresel yapı çıkıyor diyor ki işte 8 milyar insan bunu yaptığı için biz bu durumdayız. Bu birincisi. İkincisi bir yapay gıda felaketiyle karşı karşıyayız. Bakın bir yapay gıda beslenme sistemine geçilmek isteniyor. Büyük resim çok tehlikeli. Bu yapay gıda... Reşi bana bir görüntü attı, hemen hazırlayalım arkadaşlar. Yapay gıda ile ilgili büyük problemler çıkacak önümüze. İki gün önce Dünya Sağlık Örgütü hamam böceği sütünün dünyanın en besleyici süt olduğunu, inek sütünden 10 kat daha değerli olduğunu açıkladı. Ya bu bir inanılmaz açıklamalar duyuyoruz. Artı hamam böceğinin protein açısından çok zengin olduğu yönünde çok abuk sabuk açıklamalar gelmeye başladı. Bu arada şimdi Malatya'da Battalgazi'de çok büyük bir yangın varmış. Tarlalar yanıyormuş. Evet. Arkadaşlar o görüntüyü şimdi, hazırlıyor. Bak bir taraftan bunlar bize servis ediliyor. Bir taraftan tarlalar yanıyor. Bir taraftan inekler öldürülüyor. Bir taraftan işte biraz önce konuştuğumuz gibi şap başta olmak üzere bir takım hastalıklar yayılıyor. Bunlar rastlantı mı? Tıpkı geçtiğimiz yıl ya da önceki yıldı tam hatırlamıyorum. O yangınlar ardı ardına yanmıştı ya, hatırlayalım evet. Bunları. O yangınların 237 ayrı yerde rastlantı olarak küresel iklim nedeniyle çıkması mı? Yani bunların hiçbiri rastlantı değil. Ortada çok garip biyolojik evet. Bir savaş dönüyor. Hmm. Biyolojik savaşın devamında yangınlar da var. Bir takım hani onun ötesinde biyolojik silahların kullanıldığı... Bildiğimiz bilmediğimiz bir takım ne yazık ki chemtrail yönünde yani yoluyla zehirlerin hiç farkında bile olmadan bahsettiğim yangın bu hocam attı. Malatya Battalgazi'deki evet. Bu gece tarlaların yandığı şimdi bu gece tabii, mi yeni bu mi? Gece yeni yani bak bir de şunu unutmayalım biz bunları konuşurken 20 dakika önceymiş. Terör örgütü yani bu küresel yapıların hizmetinde olan küresel yapılar terör örgütlerini çok rahat kullanır. Bir emir verirler, istediklerini yaparlar. Ve bütün bu yangınların altını biraz daha kurcalayın. Altından terör örgütünün ya da kişiliğini satmış, yani insanlığını satmış yaratıklar çıkar. Ama hepsinin geri planına baktığında büyük resimde biz o yapıları görürüz. Çünkü o yapılar şunu istiyor. Artık dünyanın değişme zamanı geldi. Dünyayı önce açlığa sokacaklar. Bak bu çok net yani. Açlığa sokalım. Ve ardından böcek yemekle başlatalım ama yapay eti mutlaka dayatalım. Bill Gates 2 gün önce bir açıklama daha yaptı. Dedi ki bir gün herkes mutlaka hani ölümü tadacak yerine bir gün herkes mutlaka yapay et yiyecek dedi. Adam ısrarla yapay etin üzerine gidiyor. Yani şimdi bizlere tamamen bir sentetik ve değişmiş yani yapısı genetik yapısı değişmiş insanların başka türlü beslenme sistemine yol açmak için... Hocam. Tarlalarımız yanıyor. Burası Kanada. Burada bu hafta ilginç bakın bu görüntü çok konuşuldu. Bilmiyorum tekniği nedir? Sanki yangını başlatan helikoptermiş gibi. Şimdi yok, Türkiye, tekniği şu. Neyse tamam, anlat. Değil mi? O söndü. Aslında böyle değil. Yok ya tekniği değil, o değil. O değil. Şimdi bazıları bunu işte bakın yakıyorlar ormanı diye verdiler de o öyle değil. Orman yangınlarında şu vardı. Şimdi çok büyük orman yangınları olur. Siz o yangını mesela söndüremezsiniz. Bütün çabalarınıza rağmen ormanı söndüremezsiniz, yangını söndüremezsiniz. Ne yaparsınız? Belli noktaları bilinçli şekilde yakarak yangının karşı tarafa sıçramasını engellemek. Bu o, onlardan bir tanesi. Doğru. Ama şunu da söyleyeyim. Yani ormanları helikopter, lazerle yakabilen, bundan aynı zamanda şeyi çıkarabilirsiniz, yangını da çıkarabilirsiniz. Evet. Normal yangını da çıkarabilirsiniz. Allah şeytanın avukatlığını yapınca. Aynen 15'i verin.